Efendim hayatından endişe ediliyordu. 32 yaşına 8 çocuk 2 evlilik sığdırmıştı. Güler Demirdelen. Şu anda da nikahsız olarak yaşadı ve yine 2 çocuğunun babasıyla ortadan kaybolmuştu. Daha doğrusu ortadan kaybolmuştu demeyelim. Bu 2 çocuğun babası Güler'i saçından sürüyerek teyzesinin yanına almıştı. 2 çocukları vardı. Birini yurda vermişlerdi. Şu anda 4 aylık bir kızları daha var. Anne Menekşe Hanım çocuğumla torunumu öldürmekle tehdit ediyordu kızımı. Saçından sürüyerek götürdü. Hayatından endişe ediyorum diye programımıza başvurdu. Menekşe Hanımcığım, kızınızı buldum. Gözünüz ağrıyor. Gülşen'cim senin de gözün ağrıyor. Gülşen de derin bir nefes alıyor. Biliyorum çok zor. Yaşadıklarınız gerçekten inanılması güç derecede korkunç. Onu altına çizeyim. Evet efendim, kaybının 5. gününde bulduk. Bebek de iyi herhalde. Bebeğe de bakacağım. Bir röportaj gerçekleştirdik. Ya kızınızın saçları kesilmiş, gözü mor. Evet. Evet, kolu kırık. Kolunun valla kırıklığını görmedim. Kolu kırık, Eyüp Hastanesi'nde düştüm diye söyletmiş ona. Valla bu kadar gözü mosmor, hani yani bayağı bir şiddet görüyor bu evet, kızıncağız belki. İlk kocasından da böyle şiddet gördü, ikinciden de böyle şiddet gördü. Ben çocuğumu yanıma istiyorum. Benim kapıma gelmesin. Benim kapımdan zorla alıyor benim çocuğumu. Nikahsı yok, bir şeyi yok. Başkasıyla evli. Bir de. Başkasıyla evli. Ben çocuğumu istiyorum. Benim kapıma gelmesin. Biz bunu istemiyoruz bir damat olarak. Vallahi hayatım ne diyeyim ki? Bir izleyelim önce. Siz de bir izleyin. Damat. Damat da değil ki yani. Zaten... Değil. Değil. Ama işte iki torununun babası sonuç itibariyle. Ben de endişelenmiştim çocuğa. Abi sen bir şey yapacak dedin evet, diye. Endişelenmiştim. Evet. Bakın bir izleyelim önce. 32 yaşındaki 8 çocuk annesi Güler Demirdelen ve beraberinde götürdüğü 4 aylık kızından haber alamayan yakınları onları bulmak için soluğu stüdyomuzda aldı. İzzet Erkoca teyzesinin yanında saçından yerlerden sürükleyerek kaçırıyor. Ben çocuğumu istiyorum. Ben onun evliliğini de istemiyorum. Allah'tan ki kız o gece kaçıyor, bana geliyor, evi öyle yakıyor. Zaten o gece bana gelmeseydi bebekle çocukları yakacaktı. Şimdi bilmiyorum çöplüklerde mi kalıyorlar, nerede, ben haber alamıyorum çocuğumdan. Ailesi biliyordur. Ben buradan onların aile büyüklerine de sesleniyorum. Bir aklı başında biri çıkacaktır. Lütfen nerede olduklarını bize bildirin. Ve yayınımızın hemen ardından kaybının 5. gününde Güler Demirdelen Müge Anlı'da bulundu. 8 çocuk annesi kadın kendisini yerlerde sürükleyerek götürdü, öne sürülen sevgilisi İzzet Elkoca'nın yanındaydı. 2-3 gün önce biz kavga etmiştik. Eşim bana darp etmişti. O yüzden çocuklarımı annemin yanına götürdüm. Buraya geldim İstanbul'a, ev tutacaktım. Çocuklarımı tekrar geriye alacaktım. Eşim yakaladı beni, yine beraberiz. Zaten ben kayıp falan değilim. Annemler yanlış algıladı belki. O yüzden buraya geldim. Sevgilisinden şiddet gördüğü için annesinin yanına gittiğini doğruluyordu Güler Demirdelen. Hala gördüğü şiddetin izlerini taşımasına rağmen sevgilisine geri dönmüş ve ailesini endişe içinde bırakmıştı. Aileniz neden ulaşamadılar size? Telefonum olmadığından dolayı. Annemlere gittiğimde gözüm mordu, bir de saçım kesik diye onlar da korkup hani bu şekilde oraya çıkmış olabilirler. Gözüme işte kavga ederken eli geldi. Saçınızı nasıl bıçakla kesti? Kavga ediyorduk işte. Ucularından böyle kesti saçımı bıçakla. Sonra tekrardan barıştık zaten. Herhangi bir sıkıntı olmadı aramızda. Sevgilisi İzzet Elkoca'nın yaktığı... Yani bu saç kesme meselesi öyle küçümsenecek bir mevzu değil yani. Bir erkeğin bıçakla tutup yanındaki kadının saçını kesmesi çok ciddi bir durum. Yani bunun da altını çizeyim. Bu öyle hani saçını öyle kestim, öyle bir şey değil bu. Yapılacak iş de değil. Onu da söyleyeyim. Benim çocuğumu bana versin. Benim kapıma gelmesin. Benim çocuğumu rahatsız etmesin. Nikahlı karısı değil onun o. Dost nikahlı hayatı yaşıyor. Olsa dahi yapamaz. Böyle bir şiddetle yapamaz. Bulunuyorsa... Zaten artık onun hayatını da her an riske atabilecek çocuğunu kadar gözü dönmüş. Çocuğunu da alsın. Ben onun çocuğunu da istemiyorum. Zaten benim 4 tane torunum öyle var. Deme ya, 4 aylık. Benim çocuğumu yani. Zaten bu çocuklar bende büyüdü. Ben 2 tane engelli maaşınla geçinen insanım. Benim çocuğumu bana versin. Ben İzzet için büyütmedim bu çocuğu. Dur şimdi, bir İzzet'e de geliyor sıra, dur. Kavga ediyorduk işte. Ucularından böyle kesti saçımı bıçakla. Sonra tekrardan barıştık zaten. Herhangi bir sıkıntı olmadı aramızda. Sevgilisi İzzet Elkoca'nın yaktığı söylenen evin kendi kendine alev aldığı iddiasındaydı Güler Demirdelen. Evinizi
sizi kim yaktı? Kendi yandı. Evi İzzet Bey'in yaktığı iddia ediliyor. Ben bilmiyorum tam olarak. Ben karakoldaydım. Evi başkasından duydum. Onun yaktığını yakmadığını bilmiyorum ben. 6 senedir resmi nikahlı eşi cezaevinde olan Güler Demirdelen sevgilisiyle tanışma sürecini de anlattı. Siz şu anda resmi nikahlı evlisiniz. Eşiniz nerede? Cezaevinde. 6 sene oldu. Bir herhangi bir boşanma davası var mı aranızda? Evet var. Boşanamıyoruz. Ben mahkeme açtım. Boşanma evrağını veriyorum ama boşanmıyor benden. İzzet Bey'den kaç çocuğunuz oldu? 2 tane. Oğlumuz yuvaya gitti. Kızım da hala yanımda. Boşanırsam tabii ki onunla evleneceğim. Müge ablaya teşekkür ederim. Benim için endişelenmişler. Ve Güler Demirdelen'in tüm olanlara rağmen bırakamadığı sevgilisi İzzet Elkoca. Söylediğine göre kadınlardan yana yüzü gülmemişti. Ta ki Güler Demirdelen'le karşılaşana kadar. Kalbimin yarısı kırık diyebilirim size. Bu benim ikinci evliliğim. Madde kullanıyordum. Bazen kendimi kaybettiğim günlerim oldu. Evladımı verdikten sonra toparlayamadım kendimi. Bu kadının da kaçması, yanımdan gitmesi cabası oldu bana. Ben eşimi seviyorum. Zaten sevmesem hani bu zamana kadar nefes almamız zordu. Eşiniz çocukları annesine bıraktıktan sonra İstanbul'a geliyor tekrar. Evet. Siz onu nasıl buldunuz? O bizi buldu. Ben oğlunla yatıyorum. Beraber aynı odanın içinde yatıyorum. Biri vardı. Aa dedim bu karımın sesi. Güler dedim gel karıcığım ben de buradayım. İzzet dedim hani kocan da burada karıcığım. Orada da Allah seni tesadüfen benim karşıma çıkarıyor. Peki nasıl barışmaya karar verdiniz tekrar? Karıcığım dedim bu böyle olmaz. Doğru düzgün dedim gidelim hayatımıza bakalım. Onun için aldım karımı. 3-4 gündür de bir tane odanın içinde bebekle beraber kalıyoruz ablacığım. Eşinizin ailesine neden haber vermediniz? Eşinizin ailesine veremedik haber. Çünkü ben onların telefonlarının hiçbirisini bilmiyorum. Çok seviyordum diyordu ama sevdiği kadına elini kaldırmaktan da çekinmemişti İzzet Elkoca. Bu konuda açıklaması da tuhaftı. Kalben ve gönülen, beynen ve zihnen ben karımı seviyorum. Hani onu öldürmemek için o zararları ona verdim. O da beni kırdırdı sağ olsun o da beni dövdüttü. 10 tane adam geldi evimin içine beni tekme tokat sopayla mapayla öldürdüler de ayaktan. Karına zulüm yapmadı ya Allah razı olsun o abilerden eline koluna sağlık dövdüler beni akıllandım. Tedavi de olmak istiyorum aynı zamanda ama Güler Demirdelen'den de ayrı kalmak istemiyorum. Ateş olsa kuyunun içine onunla beraber atlarım diyorum atlasak peşin. İçinden koşarım yani odur yani abla isterse müebbetlik bir mahkum olayım güzel ablam anlıyor musun? Peki ev yaktığı iddiası için ne diyecekti İzzet Elkoca? Çekirdek ailemle kaldığımız yer. Geldiler bizim ceyranlarımızı ve sularımızı kestiler. Mumla yaşıyorduk burada içeride. Buradan abi battaniyemiz vardı bizim her zaman burayı örteriz. Buradaydı mum ablacığım. Buradan bir tutuşmaya başlamış ablacığım. En son ben televizyonda gördüm aşağıda. Bir baktım benim ev yanıyor. Koşarak geldim ama bir baktım itfaiyeler, ambulanslar hepsi bir anda gelmişler. Neden sizin yaktığınız düşünülüyor? Neden biliyor musun ablam ben böyle bazen camdan çıkıp aykırırım Güler'in sevdasını. Hani Güler'i çok seviyorum. Güler neredesin karıcığım? Seni çok özledim. Gel beni düzelt karıcığım. Hani böyle şeyler bağırırım. O yüzden yani yakabileceğimizi düşünüyorlar ki ben hayatta onun kılının zararına gelmesini istemem ablam yani güzel ablam. Çok mutluyduk bu evde. Bu ev bazen bize kabusa dönüyordu bazen de çok iyiydik bu evde. Yani eşiniz gitti diye siz yakmadınız mı? Yok ablacığım ben niye yakayım evimi ben o kadar gerizekalı mıyım? Güler derim Güler derim Roma'yı bile yakarım. Ama aşkımın bulunduğu yeri yak. Bam. Yanan evin içinde gezinirken bile konuyu sevgilisine olan sevgisine getiriyordu İzzet Elkoca. Eşime olan aşkımı anlatamam diyorum sana her 20 santim santim kessem Güler diye kan akar bence. Hani o kadar eşimi ben seviyorum. Bana 3 tane çaldili meleklerinden bayan getirseydi ben gene Güler derim. Çünkü o kadar seviyorum be ablacığım yani. Büyülü bir aşk var bizde bence. Ya karım tarafından yapıldı ya da bizim taraftan bana karşı bu yapıldı. Gerçekten ben karıma aşığım seviyorum. Suçum sevmekse... Kesin boynumu gideyim. Sevgilisi için onunla kuru soğan bile yerim diyordu İzzet Elkoca. Hayali ve isteği mutlu olmaktı. Ben karımla mutlu mesut olup hani soğanı böyle tuza banıp beraber yaşamak istiyorum. Ben onu zorla tutmuyorum efendim. Benim ne silahım var ne bıçağım var. Karımın bende kalmasını istiyorum efendim. Müge ablama da buradan çok çok selamlarımı gönderiyorum. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.